Merhaba arkadaşlar, kanalıma, balkonuma hoş geldiniz. Yine ben bozuk bir sesle karşınızdayım. Sesim düzelmedi bir türlü. Ses tellerim nasıl böyle yıprandıysa. Ay bu grip Allah kimsenin başına vermesin. Allah hiçbir hastalığı vermesin, göstermesin. Gerçekten çok zor. İnsanı halsiz bırakıyor. Yani baş ağrısı çok oluyor bende grip esnasında. Neyse arkadaşlar, bugün bahçede de çalışmalar var. Seram bir yandan hazırlanıyor. Bir yandan da yine bir kargo hazırlığı yapacağız birlikte. Dilek Hanım'a, Dilek Şaşmaz Hanımefendi'ye bir kargo hazırlayacağım. Kendisi Hollanda'da ikamet ediyor, şu anda izindeymiş. Kendi bitkileri de gerçekten bayıldım, çok güzel çeşitleri var, o kadar güzel büyütmüş ki. Yani ben saksı dolusu görsel sukulentlere bayılıyorum. Bizim de öyle olur mu bilmiyorum. Biz alıştık, böyle küçük küçük gidiyoruz bakalım. Şimdi tabağımı aldım. Bir yandan da saymak istiyorum. Her zamanki gibi Dusty Rose, Pink Rose, Raisin, Noble Red, Victor, Painted, Verigatalı Tesbih, Hoots Pink, Sanyet ve Purple Delight, Suyon Çelik, Bernalendez. İsimsiz bir tür vardı. O Italy Noble ve Richards. Bir de Jacobs istedi arkadaşlar. Hemen buradan Dusty Rose'u sökmekle başlamak istiyorum. Şöyle boyutu, büyüklüğü, formu da şu an gayet hoş olan bir rozet söktüm. Sonra da Pink Rose'a bakalım. Kendisinin dediğim gibi çok güzel, gerçekten bahçesinde bayıldım, resimler attı bana rengarenk. Bunları da al, bu aldığı türler de eminim onun elinde, evinde, bahçesinde çok güzel olacaklardır. Pink Rose'u koydum tepsiye, buradan Raisin'i söktüm. Şimdilik bunları söktüm. Ben daha sonra değiştirebilirim arkadaşlar. Şimdi büyük diye arıyorum, bulamıyorum. Malum saksılar hep karışık. Elimize geldiği gibi diktik. Bu da Noble Red. Şu büyük ama bunun formu daha güzel. Bunu söküp vermek istiyorum. Anam bir de çok güzel de kök yapmış dibinde. Harika tazecik kökler çıkmış. Çünkü bunları çelikten dikmiştim buraya. Ve renklenmeler de başlamış. Dilek Hanım şu an izinde. Arada canlı yayınlarda da görüyorum. Yurt dışından gelip de Türkiye'den istediklerini bulup götürebiliyorlar. Bu da çok güzel. Tabii ki yurt dışından da alabiliyorlar. Hollanda'dan, Avrupa'dan temin etmek de kolay onlar açısından. Buradan da bir tane Victor almak istedim ama bunların çoğunu ben çelik olarak dikmiştim. Çelikler yeni yeni kılcal kökler var, gördüm. Köklü bulabilir miyim? İnşallah bulurum. Şu an inanın gripten dolayı başım çok ağrıyor. Köklü vardı, büyük. Nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Şu bakın, bunda da köklenmeler başlamış. İki tane böyle Victor koyacağım. Çok güzel bir şekilde. Bunlar ana hepsini de söktüm işte. İşte ben böyleyim. Neyse onu dikerim artık. Bu ikisini koyacağım. Bakın güzel. Sonra Painted var sırada arkadaşlar. Painted koyacağım.
Painted'den de kalmadı artık. Kalan 2-3 rozet var. Onlar da benim kendime kalacak. Buradan Hoots Pink'i hemen gelmişken elimin altına çıkarayım. Bu Sanyet ve arkadaşlar. Bu da Hoots Pink. Böyle renginin bu şekilde olduğuna bakmayın. Bu renk o kadar efsane olacak ki bunlar kalmıyor. Farklı bir renge, pes pembe bir renge dönüşecek. Yani ben bile inanamadım. Nereden aldıysam o türleri gerçekten iyi ki almışım. Şans eseri benim elime geçti Hoots Pink. Daha önce de söylemiştim. Saksılar dolusu Hoots Pink'im olabilir yani. Şimdi burada Painted var ama bunun alt yapraklarını aldım ben. Bunu vermeyeceğim. Şuradaki variegatalı tesbihi yaklaşık 10 gün önce buraya dikmiştim. Böyle variegatalı tesbihten bir iki dal kesip koyacağım. Hava bulutluydu. Bir anda güneş çıktı. Yağmur beklerken meteorolojide kandırdı bizi. Yağmur da görünmüyor. Bunlara akşama biraz su vereceğim. Çünkü reyzileri daha yeni diktim ve kökler tutunması için su lazım. Purple Delight'dan çelik vermeyi düşünüyordum. Fakat şurada tek kalan formu güzel Purple Delight'ım kaldı. Onu koyuyorum size. Purple Delight suyu sevmez. Aklınızda olsun. Ne kadar susuz bırakırsanız o kadar güzel oluyor. Yaprakları kalın oluyor. Renkleniyor. Ben 2-3 kere kaybettim Purple Delight'ı. İlk zamanlar hiç anlaşamadım. Burada da Suyon Firil tepe çeliğini aldım. Fakat büyük istemiyorum dedi. Küçük olsun dedi. Ben de çelik olur mu dedim. Olur dedi. Bu çeliği buradan vereceğim. Bu en büyüğü şu anda. Bir de dibindeki yavru var. Bakalım gövdeden tekrar belki bebek verir zamanla. Buradan şöyle keserek. Bayağı da büyük. Bayağı 8-9 santimden taşar yani. Bakın elim kadar var. Bunu da hallettik. Buradaki konumdan dolayı bitkiler çok güzel oldular. Bu Anach Bernalendes var. Bunu çelik olarak vereceğim. Çünkü rozeti büyük. Büyük bir rozet gitsin size. Bunu da şuradan kesersem dikkatlice onu koyacağım. Bir yandan da bahçede çalışmalar devam ediyor. Buradan görüyorum. Evet, bakın çok güzel bir rozet. Çok renkli, çok hoş bir tür o da. Sonra evet bu İtalya Nobel demiştim. Ben de iki tür olduğunu söylemiştim. Büyük Nobel Red var. Bir de bu var. İlk ben bunu almıştım. Bu da çok güzel. Çok yavrulu ve çok renkli bir tür. Ben sağından solundan yavru veren türleri çok seviyorum. İkisinden de koydum. Bir de Richards'lardan istedi. Şöyle ikili Richards. Toprağa dikince zaten sonbahar mevsimi bunların büyümeye geçtikleri bir dönemdeyiz şu an. Dışarıya geldim. Dışarıda da bakın şimdi arkadaşlar size her zaman söylüyorum ya isimsiz tür çok güzel, çok etli yapraklı, pembe falan.
İsmini buldum bunun. Bu neymiş biliyor musunuz? Bu Victor Kane. Victor Kane diye okunuyor. Victor Kane diye yazılıyor. Arkadaşlar bu baktım gerçekten çok güzel. Bunu ben Neşe Hanım'dan almıştım. Ondan aldığım yapraklardan yani bitkinin yaprağından çoğalttım. Yani aslında Virigatalı diye aldım bir iki tür ama bir tane daha var Koreli diye balkonda. Bu kış belli olacak artık renkleri nedir, Virigatamız yoksa değil mi? Bunları da hemen boşalan yere dikebilirsem. İnatçı girmiyor bakın toprağa. Girmeyeceğim diyor. Çabuk tutun bakayım toprağa. Büyümeye geç. Hadi bakalım sen de. Toprak çok kuru arkadaşlar. Kuru olunca da durmuyor toprak içinde bitki. Benim de biraz beceriksizliğim bugün takıldı. Habire takılıp takılıp çıkıyor. Bakın olmadı. Ay sinirim bozuldu. Dur sen orada öyle. Şu minnağı da koyalım. Evet. Şimdi ne alacaktık? Şöyle bir listeme bakayım. Suyunu yok suyun diye neydi? Rezi aldım. Ha, evet, painted var. Painted var. Sırada bu paintedlerimin en güzeli Dilek Hanım bunu size veriyorum. Küçükler bana kalsın. Onları ben büyütürüm. Sorun yok. Sanırım tekrar kontrol edeceğim. Hepsini söktüm diye düşünüyorum. Sırayla gittim. Evet böyle güzel türlerden bir set oluştu arkadaşlar. Güle güle büyütün Dilek Hanım. Ha, bir de şeyi unuttuk. Jacobsi'yi de şimdi indireceğim. Ondan da size vereceğim. Bakın Reezy'den iki tane koydum. Şöyle. Ne olur ne olmaz. Tutar tutmaz. Noble Red, Pink Rose, Kane, Victor Kane. Evet. Bu da painted. Yani hemen hemen hepsini koydum. Sadece Jacobsi kaldı. Jacobsi'yi de koyduk mu? Tamam olacak diye düşünüyorum. Onu da şuraya yukarıya koymuştum. Jacobsi çok güzel, çok güzel bordo renge giren bir tür. Bunu da bana Fatoş Hanım hediye göndermişti aldığım bitkilerin yanında. Buradan da kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Tereddüt ettim. Yani nasıl yani büyük gövdeli, kalın gövdeli olunca nasıl tuttururum, nasıl köklendiririm onu da bilemedim. Sağ olsun tarif etti bana. Toprağın üzerine yatır dedi işte köklenir falan. Tabii bir taneyi böyle başardık mı sonrasında daha bir cesaretli oluyoruz. Bakın kırdım dalını, diktim ve kendi haline bıraktım. Çok da güzel köklenmiş bir tane size köklü olarak koymuş olmaktan şu an çok mutlu oldum. Yoksa köklendirmesi gerçekten bilmeyen için zor oluyor yani. Evet şimdi burada Jacobsi'yi koydum ya yanına bakın. Şeyleri buldum. Büyük rozetli Victor'ları buldum. Bunlar tabii ki çok daha güzel, dayanıklı. Bunlar yapraktan, konum farkından böyle iri oldu. İnanın her zaman söylüyorum, aynı bitkiyi farklı konumlara koyun. Yani bitkilerin nereden neyi sevdiklerini başka türlü anlayamıyoruz.
Hep evet güneş diyoruz, işte esinti diyoruz, açık hava diyoruz ama inanın bazı bitkiler bir saatlik bir güneşle, aydınlıkla yani ikindi güneşi ama sabah güneşiyle tam gün alınan güneşten çok çok daha güzel olabiliyorlar. Yani güneşi aldılar işte çok güzel oldular diye olsunlar diye bekliyoruz, olmayabiliyor. Bakın bu da benim Krasula ovatam. Ben bunun verigatalılarını arıyorum, alacağım inşallah. Var birkaç yerde ama şu an daha almaya hazır değilim. Ama bakınıyorum yani birkaç türü var aklımda. Evet, böyle arkadaşlar kargomuzu tamamlamış olduk. Bitkilerinizi farklı konumlara koyarak daha güzel gelişimlerini, renklenmelerini, formlarını gözlemleyebilirsiniz. Hemen şuradan bir tane de Letizia, ne yapıyorum? Hediye koyuyorum kendisine. Muhtemelen vardır ama ben de sevdiğim türlerden böyle arada naçizane küçük hediye koymak istiyorum. Bir tane de şu hiç modası geçmeyen popüler Lavelli Rose formuyla, yaprağıyla muhteşem bir tür. O da size gelsin. Ve böylelikle kargomuz paketlenmeye hazır. Size mutluluk getirsin inşallah. Böyle bunları gördükçe de beni aklınıza getirirseniz de mutlu olurum. Böyle arkadaşlar. Hepsi gayet güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Dilek Hanım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.